Simay, kuşka gidici lütfen, lütfen. Ha. Efendim, müsaadenizle ben bir tuvalete gitsem. Ne taraftaydı acaba? Ha, bu kapıdan gir. Soldan ikinci kapı. Tamam. Teşekkürler. Müsaadenizle. İsmail Bey nerede Tolga? Ha, sevgilisi Ayten Hanım'la konuşmaya gitti. Çok özlemiş. Bir saattir sesini duymuyorum diyor. Ne var oğlum ya? Kahve gelecek şimdi. Niye çağırdın beni? Abiciğim, yandık abiciğim. Yandık, bittik biz. Ne oldu Meto? Abiciğim, abiciğim hacklenmişiz. Ümit yazdı şimdi. Uygulamamızı ele geçirmişler. Battık avuç, battık. Ya biz sana dedik ama. Güvenlik dedik, açmayalım dedik. Hep güvenlik dedik. Tamam susun, duracaklar ya. Ne yapacağım oğlum ben? Bittim ben. Ne yapacağım? Neyse dur dur. Sakin ol sen şimdi. Ben Ümit'i arayacağım. Hadi sen geç. Ben Ümit'i arayacağım şimdi. Nasıl geçeyim? Emre. Efendim? Ne oldu uşağım? Bir problem mi var? Yok efendim, yok. Bir problem yok. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Simay senin için çok özel bir karışım yaptı. Ya, sağ olsun, çok lezzetli. Ne oldu uşağım? Beğenmedin mi yoksa? Olur mu efendim? Çok beğendim. Eline sağlık Simay'cığım. Afiyet olsun Emre'cim. Kasamızda pek hamar atmış yani. Hayatımda böyle güzel kahve içmedim ya. Teşekkür ederim Kemal amcacığım. Afiyet olsun. Kahvelerimizi içtiğimize göre... Artık sebebi ziyaretimize gelebiliriz. Kelalım bey amca, kelalım de daha önce benim birkaç sorum olacak. Buyurun. Oğlumuz ne iş yapar? Rıza Bey, hatırlarsanız daha önce de konuşmuştuk. He, konuştuk Meltem Hanım ama hani adetten dur da bunları sormam lazım. Ben kız babasıyım. Doğru, doğru, doğru söylüyor, doğru söylüyor. Şöyle, oğlumuz e-ticaretle ilgileniyor. Evet, hatta uygulaması bugün satışa çıktı değil mi oğlum? Evet anneciğim. Para bile kazanmaya başladılar. Oğlum sen kendin anlatsana, daha iyi anlatırsın. Tabii anlatayım babacığım. Yani siz de fena anlatmıyordunuz aslında. Tamam anlatayım ben. Efendim şöyle ki, annemle babamın da dediği gibi biz dükkanımızı açtık. Herkesler de beğenmiş, indirmişler sağ olsun insanlarımız. Biz para kazanmaya başladık yani. Evet evet, başladık hayırlısıyla. Oranlar da çok yüksek. Öyle böyle yüksek değil. Ya Rıza Bey, ya bu işte bir para kazan... Yani böyle bir şey olamaz yani. Hakikaten inanın ben yani gönül şahit ya, inanamadım yani. Benim kız da meraklı böyle şeylere. O da işte böyle bir tane bir şey yazmış. Ya bir para kazandı. Ya olacak bir şey değil yani. Ya bir para kazandı, dünyalar kazandı da çocuğum. Kendine bir çorap alamadı. Babası paraya el koyuverdi. Kim koydu canım? Ne diyorsun? Gözlem kendine... Allah Allah. Gözlem Hanım, nasıl yok öyle bir konuşmalar şey bunlar yani? Nasıl konuşmalar yani? Bizi yanlış tanıyacaklar. Ben kanka. Susayım, konuşunca kötü oluyor. Seni bilebilirim kankacığım, rahat ol. Pendik yerine ayrı. Cafer, anlamayırım ha bunları. Benim kafam basmayı böyle işleri. Sen de bakayım bana, para kazanmaya başladın mı? Evet, başladım efendim, başladım. Emre'cim, ben uygulamanızı görmedim, ben de indireyim. Aa yok, Sertaç abicim, ben sana onu sonra gösteririm, olur mu? Havuççum, iki dakikam almaz, indiririm hemen. Hadi iyisin Emre'cim. İndirdim uygulamanızı. Gözün aydın, çorba da bizim de tuzumuz olsun. Aman eksik kalmasın. Hemen indirsin yani uygulamayı. Aman aman, hemen iyi yapmış, indirmiş yani. Siz indirdiniz mi Tuna Bey? Oğlunuz kadar sevdiğiniz Emre'nin uygulamasını. Sana ne? Niye bu düşürüp sizi de düşürüp? Hiç yeri değil. Hiç yeri değil. Yeri görür. Hiç yeri. Eve gidince indireceğim ayrıca, merak ediyorsan. Emre'cim, sana değer verenle vermeyenin farkını görebiliyorsundur umarım.
tamam. Sonra tamam, indireceğim tamam. Sana ne? Şimdi burada şey yapıyorsun beni. Ya bunu böyle yani. Susturur musun? Ne yapayım hayatım? Yalan mı söyleyeyim? Hayvola İsmail Bey, bir şey mi oldu? Sorma Yuşam ya. Ya benim ne kara bahtım var ya. Aytenip küsmüş bak, konuşmayın benimle. Telefondaki ses bile İsmail Bey dayanamadı yani. Arkadaşlar, konuyu dağıtmasak. Baba. Evet dedeciğim, babam haklı. Nerede kalmıştık biz? Bana bak, yanlış söyleme sakın. Bal mı? Yahut Simay. Efendim o zaman. Dur. Hey abici, başla. Çorbada bizim de tuzumuz bulunsun. Al kuzum. Aa, uygulamamı ne, onu indireyim misin, ne yaparsan. Efendim, hiç zahmet etmeyin gerçekten, hiç yorulmayın. Zaten o bizim satışlarımız çok, o çok iyi durumda. İnsanlar kullanmaya başlamışlar. Hiç şey, dede hadi, dede. Efendim, malum çocuklar birbirlerini görmüşler, beğenmişler. Siz de oğlumuzu tanıyorsunuz. Ayrıca işi de çok iyi. Henry Onyekuru! Ne oluyor Sertaç? Hayatım, uygulama yok, hacklemişler. Yalan söyleyeyim. Sus, kimse duymasın. Sus sen, onun adını söyle. Kangurun neyi onun? Ne diyordum efendim? Ha malum, işe gücü yerinde. Henry Onyekuru. Henry Onyekuru kimdir efendim? Kumuzla alakalı olan biri değil. Baba sen devam eder misin lütfen? Efendim? Oğlumuz yakında evini de alacak. Tabii, tabii. Bakmaya başladık bile böyle. Güzel. Benim kızımın rahatı benim için çok önemlidir. Nasıl standartlarda büyütüldüğünü görüyorsunuz. Anlatmamıza gerek yok. Yok yok, anlatmanıza gerek yok tabii. Ama dediğimiz gibi zaten Emre de işini gücünü kurdu, parasını kazanıyor. Yani okullar problem değil yani. Tabii canım, yani siz de şahitsiniz zaten. Ha. Henüz işini kuralı çok kısa bir süre olmasına rağmen gayet başarılı, önü açık. Henry Onyekuru efendim. Sertaç. Özlem Hanım, siz Sertaç Bey'i alıp isterseniz biraz dışarı çıkın. Ay, çıkmayın. Niye? Yani Meltem Hanım, dışarıda köpek varmış, ısırır filan. Maazallah. Yani gerek yok efendim, bir daha tekrarlanmayacak, söz veriyorum. Sertaç yapma. Hayatım çok kötüyüm, anlamıyorsun, dayanamıyorum. La bir değil, iki değil. La ne Paris? Susayım diyorum ha, burama kadar geldi. La ne Paris? Hayatım dayanamıyorum. Sertaç. Lan ne oluyor? Efendim, Emre gözünüzü içen baka baka yalan söylüyor. Ne? Uygulama yok. Hacklenmişler, patmışlar. Ne diyor bu ya? Babacığım öyle bir şey yok. Gerçekten durum öyle değil. Şu anda uygulamaya ulaşılamıyor. Herhalde bir teknik arıza var değil mi oğlum? Meltem Hanım, teknik arıza falan yok. Hacklenmişler. Ulan ne oldu ya? Bu hackmek ne diyorsun lan? Ne diyor bu? Anlamayın. Efendim, kısacası sizin damat adayınız batmış. Bu da mı gelince oldu başımıza? İki tane aslanlar gibi uşaklarım var. Bir kere batırmadılar işlerimi. Bugün burada niye yoklar? Kız kardeşlerinin isteme töreninde niye işlerin başındalar çünkü? Efendim gerçekten batmak diye bir şey yok. Öyle bir şey söz konusu değil. Açıklayabilirim gerçekten. Emre'cim, ne oluyor? Canım benim, şöyle. Hayatım, ben bir tuvalete gideyim. Çok sıkıştım. Hiçbir yere gidemezsin. Otur burada. Ortalığı karıştırdın, oturacaksın. Ne yapayım hayatım? Yalan mı söyleyeyim? Sıkıştım. Git, git. Baba, ekran niye mavi oldu böyle? Efendim, emin olun bu teknik problemi biz en kısa zamanda çözeceğiz. Yani ben gerekirse taşı sıkar, suyunu çıkarır, evime yine de bakarım. Merak etmeyin. Zaten bu problem hiç bizimle alakalı olmayan bir şey. Etrafımız başarımızı kıskanan rakiplerle dolu. Kesin rakiplerimiz yaptı bunu ve çözeceğiz. Lütfen inanın bana. Aferin ula. Deluganlı uşaksın. Düşmana karşı her zaman senin yanındayım. Bunu unutma. Sen o rakiplerin de bağ yolla. Yok, gerek yok. Ben hallederim. Yok Haluk Bey, yok. O iş ben de merak etmeyeyim. Dedeciğim, biz artık girsek mi geri mevzuya? Evet. Artık biz efendim sebebi ziyaretimize gelebilir miyiz? Buyurun bey amca. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.